Merhaba arkadaşlar. Olmazsa olmaz bilgilerimizde organik kısımlarda hemen size hızlıca ifade edeceğim. Arkadaşlarım öncelikle hidrokarbonlar kısmında alkanlar denilince hemen diğer ismi aklınıza gelecek. Parafinler. Hemen genel formül aklınıza gelecek. CnH2n artı 2 arkadaşlar. Okunurken an diye okunuyor. Bunu unutmayacaksınız. Arkadaşım alkenler denilince diğer adı olefinler. Formülümüz CnH2n okunurken en ya da ilen eki getirilerek okunuyor. Arkadaşlarım alkinler asetilenlerdir ve en küçük üyesi 2 karbonludur. O da CnH2n-2 şeklinde genel formüle sahiptir ve ineki getirilir. Tabi buradaki an eki kaldırılarak en ilenle alkenleri an eki kaldırılarak ineki getirilirse de alkinleri söyleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım alkan alken alkinlerden sonra aromatik hidrokarbonlar vardır. Aromatik hidrokarbonların diğer adı arenlerdir. Genel formülü CnHn olup minimum üyesi 6 karbonudur. Dolayısıyla bunun en küçük üyesinin adı da benzendir arkadaşım. Bundan dolayı bunların adına benzen ve türevleri denir. Bunlar hidrokarbonlardır. Fonksiyonel gruplar nedir derseniz, fonksiyonel gruplar beraber yazılır bazı fonksiyonel gruplar. Neden? Çünkü bunlar birbirinin izomerleridir. Örneğin alkol ve terler. Arkadaşlar ilk bilmeniz gereken genel yapılarıdır. ROH dediğimiz bu yapı. Bakınız kırık doğru yapısına sahiptir. Eter ise ROR yapısına sahiptir. O da kırık doğru yapısına sahiptir. Şimdi genel yapısı ROH, ROR. Alkol ve eteri bu şekilde bileceksin arkadaşım. Gelelim şimdi aldehit ve ketonlara. Aldehit ve ketonlara. Arkadaşım ilk defa karşına gelecek bir grup olacak burada. Onun adına karbonil grubu denir. Şu. Karbonil grubunda arkadaşım hidrojen bağlıysa aldehittir. Bu kısma hidrojen de bağlı olabilir. Alkil kökü de bağlı olabilir. Alkil kökü demişken nedir alkil kökü? Alkandan bir hidrojen çıkınca yani R diye ifade edilir. Radikaller. H da olabilir, R de gelebilir. Aldehit bu. Ama ketonlar karbonil gruplarına kesinlikle ne bağlanacak? Karbon. Karbona da biz ne diyoruz arkadaşlarım? R grupları diyoruz. Alkil grupları diyoruz. Bunları niye yan yana yazıyoruz? Çünkü aldehit ve ketonlar da birbirlerinin nesidir? İzomerleridir. Gelelim karboksil asitler ve esterlere. Evet arkadaşlar, karboksil asitler dediğimiz zaman yine karbonil grubuna bu sefer OH bağlıdır. Yukarıda öğrenmiş olduğumuz karbonil gruplarının asit kısmına gelince arkadaşlar şu karbonil grubuydu. Şu ise karboksil grubu. Evet. Karbonil grubun yanında neyi ifade ettim size? Karboksil grubu. Bununla izomer olan nedir diye soruldu arkadaşlar. Ne diye sorulursa arkadaşlarım karbonil grubuna OR bağlıysa yani asitteki hidrojen yerine alkil grubu gelirse hangi üye oluyor? Esterler üyesi oluyor. Demek ki alkol ve eterler izomerdir. Ama cümlesini sorarlar arkadaşım çok önemli. Alkol ve eterler izomer ama nasıl? Alkollerdeki bilgilerde ifade edeceğim size alkollerin özellikleri ama şunu iyi bilmeniz lazım. Monalkol ve polialkol olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bunlar şöyle ifade edilir. İyi dinle. Minimum 2 karbonlu monoalkoller ile eterler izomerdir. Evet. Minimum 2 karbonlu monoalkoller ve eterler kesinlikle birbirinin izomerleridir. Ama mono demezse izomerlik kesinlik ifade edilemez arkadaşım. Dikkat et. Gelelim aldehit ketonlara. Arkadaşım aldehit ve ketonlarda da minimum 3 karbonlu aldehit ve ketonlar birbirinin izomeridir. Çünkü ketonların en küçük üyesi 3 karbonudur. Gelelim asit ve esterlere. Arkadaşlar asit ve esterlerde de minimum 2 karbonlu dikkat et buraya mono karboksil asitler ve esterler birbirlerinin izomerleridir. Demek ki mono kelimesini alkol ve asit olduğu zaman unutmayacaksın arkadaşım. Kesinlik sorularını sorarlarsa ters köşe olmayalım diye. Dolayısıyla minimum 2 karbonlu monokarboksil asitler ve esterler de birbirlerine izomer olup fonksiyonel gruplarda en çok sorulanlardır arkadaşlar. Bunlar olmazsa olmaz organik bilgilerin, bunlar temel bilgilerin. Genel yapısını tanımazsan okuyamazsın. Alkoller, tekrar ifade ediyorum buraya. Alkoller OR2 getirilerek okunur. Eterler eter 2. Sol sağ eter diyorsun. Dimetil eter gibi ya da alkoksa alkan. Aldehitler sadece ikileri üretiyorum şu an. Al 2 getirilir.
Ketonlar sadece 12 getirilir. Karboksil asitler ise okunurken OH2 getirilir. Esterler ise OH2 getirilir. Bir sonda bir de sağdan şeklini ifade edilir. Sol ve sağ şeklinde. Arkadaşlarım yine olmazsa olmaz bilgilerinde bunları ayrı ayrı sizlere ifade edeceğim. Öncelikle ilk bilmeniz gereken organikteki olmazsa olmaz bilgiler bunlar arkadaşlarım. İyi akşamlar diliyorum ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.